hepiniz hoş geldiniz. 1. Maraş Festivali Depremle Dayanışma Etkinliği. Bu yıl depremle dayanışma etkinliği yapılsın istendi. Zira Maraş Festivali uzun süredir aslında üzerinde tartışılan bir etkinlikti. Ve bu yıl hayata geçirilebildi. Depremle dayanışma etkinliği dendi. Zira 6 Şubat'ta büyük bir facia yaşandı. On binlerce, yüz binlerce insanımızı kaybettik. Kimisi canlı canlı toprağın altında kaldı. O dönemde ben uzun bir süre içinde büyük bir karanlık hissettim. Büyük bir hüzündü. Sadece ben değildim. O topraklarda yaşayan bütün insanlar içinde aslında ve uzun süredir hatta şu ana kadar da o travmayı atlatamadık. Büyük bir acı yaşandı. Acıdan sonra aslında birçok ders alacağımız nokta vardı. Mesela bunlardan birisi ayrımcı politikalar. Özellikle Alevi Kürt coğrafyasına yardım gitmediğini gördük. Biz burada söylemedik. Orada yaşayanlar sık sık beyan ettiler. Bu maalesef yürütüldü. Ve depremden sonra şöyle bir ders de çıkardık. Örgütlü olmanın önemi. Biz Can TV'de dün bir program yaptık festival öncesinde, festival etkinliğiyle ilgili. Oradaki katılımcılardan biri şu kelimeyi kullandı. Dedi ki ben Mardef'i sadece bir köy derneği olarak biliyordum. Önemini depremde kavradım. İşte örgütlü olmanın önemi maalesef böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Çok güzel şeyler yaptı. Evet kötü şeyler yaşadık ama Mardef önemli şeyler yaptı. Hemen örgütlenerek deprem bölgelerine yardım ulaştırdı. Ve biz bunu bir kez daha gördük, bir kez daha altını çizdik. O açıdan iyi ki Mardef var diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve böyle bir etkinliğe vesile olduğu için de başta halkımıza ve Mardef yöneticilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Festivalimizin ilk programı paneldi. Dünden bugüne Maraş dedik. Çünkü yaşadıklarımızla bir hafıza oluşturduk. Ve nitekim o hafızalardan biri sağında, biri solunda. Birazdan anons edeceğim. Ve birçok konuyu, başlığı konuşacağız kısa sürede. Etnodinsel arındırma sürecinde Maraş başlığını Mehmet Bayrak konuşacak. Hoş geldiniz hocam. Maraş katliamı ve adalet arayışını ki bu süreçte kendisi de bir avukat olan İbrahim Sinemillioğlu'yla konuşacağız. Hoş geldiniz siz de. Evet, tabii ki Maraş'ta hem kültürel, hem inanç, hem dil kırımı yaşanırken bir taraftan çevre de katlediliyor ve eko kırım kavramıyla aslında ekolojik kırım ve topraksızlaştırma başlığını yine avukat Mehmet Horuş anlatacak bize. Siz de hoş geldiniz. Evet, Maraş Kürtçesi diye bir kavram var mı? Maraş ağzı mı demeliyiz, şivesi mi demeliyiz? Çok konuşulan, tartışılan bir konu. Bu konu başlığını bize Mazlum Doğan anlatacaktı. O da önemli bir çalışma yapıyor. Fakat o vize alıp gelemediği için yine aynı konuda çalışmaları bulunan Mehmet Kömür anlatacak. Siz de hoş geldiniz. Evet, Mardef Eş Başkanı Mehmet Üstek de bizimle olacak ve son olarak özellikle dernekleşme süreçlerini bize aktaracak. Siz de hoş geldiniz. Evet, şimdi ben sözü hiç uzatmadan sözü direkt etnodinsel arındırma sürecinde Maraş başlığıyla sevgili hocamız Mehmet Bayrak'a veriyorum. Binmişim de aşk atına, dosta doğru gidiyorum. Yıllar olmuş özlemini içerime gömüyorum. Bulut atına binmişim, günden yana koşuyorum. Yelelerine tutunup dostlara yaklaşıyorum. Daha demin kör karanlık koynuna çekmişti beni. Dört nala kulaçlarıyla dostlar aldı benden beni.
Dostlar ile buluşunca sevdalar sevdalaşacak. Bin yıllık hasrete dönmüş, elbet kucaklaşılacak. Ne varsa dostluktadır bil, gerisi tümden yalanmış. Dostun dosttan ayrılması, inan ateşten gömlekmiş. Değerli dostlar, şiirle konuşup, şiirle sözleşmeyi bir gelenek haline getiren Alevi toplumunda şiirle konuşmak, şiirle söyleşmek gerçekten önemli olduğu için ben de size 1987 Mart'ında Avustralya'ya giderken Qantas uçağı içerisinde gece yarısı kaleme aldığım bir şiirle, dizelerle merhaba demek istedim. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şiirle söyleşmek önemli. Bunun kitaba dönüşmesi elbette başlı başına bir olay. Ahmet Kaya deyince tanımayanınız yoktur, herkes biliyor. 2000 yılında Hakk'a yürümeden önce Med TV'de kendisiyle yapılan bir söyleşide benim Alevilik ve Kürtler kitabı elinde bu kitabı gülümseyerek okuyor, inceliyor. Ondan birkaç ay sonra Hakk'a yürüdü Ahmet Kaya. Adeta tarihsel bir tanıklık gibi. Değerli dostlar, 4,5 yıl kadar Elif'le program yaptık. Kürt ve Alevi tarihinde tabuların yıkılmasını öngören bu programda birçok konuyu gündeme getirdik. Bunların ancak kısa, küçük bir bölümü diyebilirim. Kürt ve Alevi tarihinde tabular yıkılırken adıyla kitaplaştı. Söylenecek elbette çok söz var. Bu konuda da çok söz var. 1971'de yazmaya başladım. Bugün itibariyle 40 dolayında kitabım var. Hiçbir zaman klasik bir sol, klasik bir Kürt aydını ya da klasik bir Alevi aydın olmadım. Her zaman ezilenden, ezilen kimliklerden yana tavır takındım. Nitekim başlangıçta çalışmalarımın bir bölümü hangi soydan, hangi boydan, hangi milliyetten olursa olsun emeği önceleyen çalışmalardı. Türkoloji alanındaki çalışmalarımın büyük bölümü böyleydi. Bunlar aracılığıyla Kürtolojiye, özellikle folklor çalışmaları, söz gelimi 1984'te yayınlanan Alevi Önderlikli Halk Hareketleri, 85'te yayınlanan Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri, yani Sosyal İsyancılık ve Folklor Geleneği kitapları ve Pür Sultan Abdal kitabı aracılığıyla yavaş yavaş Kürtolojiye adım attım. Şu an Alevilikle ilgili 15 dolayında çalışmam var ki bunların önemli bir bölümü münhasıran iç Toroslar, bizim de geldiğimiz, sizin de geldiğiniz iç Toroslar bölgesindeki Alevi kimliğiyle, Alevi inancıyla, kültürüyle ilgili. Keza Kürtoloji alanında 10 dolayında, ayrıca 10-15 dolayında çalışmam var. Editör sıfatıyla yaptığım çalışmalar, yayınladığım çalışmalar var. Söylenecek söz çok olduğu için bunları mümkün mertebe özet biçiminde, başlıklar biçiminde size sunmak istiyorum. Sınırlı zamanımız, biliyorum. Şimdi elimde bir liste var. Biz acaba geçmişten bu yana gerek Osmanlı yönetimini, daha önce Selçuklu, sonra Osmanlı, sonra Türkiye Cumhuriyeti yönetimini, uygulamalarını yeterince biliyor muyuz? Şunu söyleyeyim ki ortaya çıkardığım belgeler bunu defaatle kanıtladı, ortaya çıkardı, gösterdi. Devlet aklı gizli planda itirafçı ve kabulcu, açık planda red ve inkarcıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gizli belgelerle bu ispatlanmış bir olgu. Gizli planda gerek Kürt meselesi, gerek emek cephesi, gerek Alevilik, gerekse ezilen kimlik olarak kadın olsun.
gizli planda itirafçı ve kabulcü, açık planda red ve inkarcıdır. Biz Osmanlı yönetimini de yeterince irdelemiş, sorgulamış değiliz henüz. Bakın elimde bir liste var. Yaklaşık 20 sayfayı bulan bu listede reformcu padişah olarak ortaya çıkan 2. Mahmut döneminde 1826'da kapatılan, sürgüne maruz bırakılan, liderlerinin büyük bir bölümü katledilen Bektaşi tekkeleri ve dergahlarının listesi var burada. Anadolu'dan başlayarak doğuda Suriye ve Mısır'a kadar, batıda Trakya, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, ta Avusturya'ya kadar devam eden Bektaşi dergahları, kapatılan Bektaşi dergahları ve tekkelerinin listesi var burada. Düşünün ki reformist geçinen, öyle sunulan bir padişah yüzlerce Bektaşi dergahını, tekkesini bir emirle yok ediyor ve liderlerini, önemli liderlerini öldürüyor, halkını da çeşitli yerlere sürüyor. Bu olay, sözde bu reform diye ortaya çıkarılan bu olayın altında şu var. Değerli dostlar, batılı kaynaklar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Elbette doğulu kaynaklardan da yararlanacağız, yerli kaynaklardan. Ama aynen Türkoloji gibi Kürtolojinin de doğu bilimciliğinin de kaynağı, merkezi batıdır esas itibariyle. Ben batı kaynaklarından öğrendim. Sürgüne çıktım, 15 yıl hayatım kütüphanelerde geçti. Şunu gördüm. Bektaşi babaları Fransız Burjuva devrimi sonrasında gidip Paris'te Fransız Burjuva devriminin ideologlarıyla görüşüyorlar. Bunu haber alan Osmanlı yönetimi 2. Mahmut döneminde 1826'da bu Bektaşi babalarının önemli bir bölümünü katlettiği gibi yüzlerce, diyorum burada 20 sayfaya yakın döküm var. Osmanlı arşiv belgelerinden ve Meşayiş Dairesi belgelerinden yararlanılarak hazırlanmış bir dökümdür. Tek tek kapatılan Bektaşi dergahlarının tekkelerinin dökümü var. Şimdi demek ki Bektaşi babaları aynen Fransız Burjuva devriminde olduğu gibi Burjuvazi ve Küçük Burjuvazi öncülüğünde bir yeni yönetim tarzı, sonradan meşrutiyete evrilecek olan yeni bir yönetim tarzı düşündüğü için bundan huylanan, gocunan Osmanlı Sultanı, Padişahı bunların önemli bir bölümünü, çok büyük bir bölümünü katlediyor, sürgüne yolluyor. Merkezi nitelikteki Bektaşi dergahlarının da tümünün bahçesine bir cami ve içine de Nakşibendi hocaları atıyor. Nakşibendi hocaları. Bu size bir şey hatırlatmış olmalı. Cami Cem Evi projesinde olduğu gibi değerli arkadaşlar. O camiler faal ama Bektaşi dergahları yasaklı. Merkez Anadolu'nun göbeğinde olan Hacı Bektaş dergahı bile yasaklı, müze statüsünde. Müze statüsünde. Şimdi oradan geçiyoruz bu tarafa. Hızlı biçimde zaman az olduğu için geçmek durumundayım. Hiç unutmayalım. 19. yüzyıl boyunca özellikle Alevi Kürtleri yoğun olduğu Seyhan, Ceyhan, Nehir havzaları ve çevresinde, ki biz buna iç Toroslar bölgesi diyoruz. Batı literatüründe burası inneren Taurus ya da anti Taurus, karşı Toroslar ya da iç Toroslar olarak geçer ki doğru niteleme budur zaten. Bu nedenle Maraş, ufak bir ayrıntıdır orada. Maraş'ın tamamını, Semsur'un tamamını, Malatya'nın çok büyük bölümünü, Sivas'ın, Kayseri'nin, Antep'in, Adana'nın
bir bölümünü içine alan büyük bir Alevi Kürt yoğunluklu coğrafyanın adıdır. İkinci büyük havza, Alevi Kürtler açısından ikinci büyük havza da birçok önemli ocağın, yine dergahın bulunduğu Dersim merkezli Fırat havzasıdır. O da Fırat ve Dicle havzalarının, nehir havzalarının bulunduğu bölge ve çevresinde konuşlanmış büyük bir havzanın adıdır. Bu iki havza aynı zamanda Malatya ve Sivas üzerinden komşudur. Yani Sivas ve Malatya bu iki büyük Alevi Kürt havzası arasında köprü görevi görür. Bunu öncelikle iyi bilmek lazım ki 19. yüzyılda gerek İçtoroslarda gerek Fırat havzasında yapılan kıyımları doğru algılayabilelim, doğru anlayabilelim. Unutmayın, bugün barajlar silsilesiyle demografik yapının değiştirilmesi konusunda bir sürü girişim var, bir sürü çaba var. Biliyor muyuz peki biz daha Abdülhamit döneminde özellikle Fırat Dicle nehirleri çevresine büyük havuzlar, havuz dediğin aslında baraj niteliğinde, baraj kavramı yok, büyük havuzlar yapılmak suretiyle demografik yapının değiştirilmesi, oradaki ahalinin çeşitli yerlere sürülmesi öngörülmekteydi. Daha sonraki süreci hepimiz biliyoruz. Keza benzeri uygulamalar, benzeri şeyler İç Soroslar havzasında da var. Çeşitli kıyımlar var, çeşitli katliamlar var. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Abdülhamit yönetimi alaşağı edildi 1908'de. 1912'de Selanik'te yapılan İttihat ve Terakki Kongresi'ne katılanların neredeyse alayı Balkanlı ve Kafkaslı dönme ve devşirme Türk İslamcılardı. Dönme ve devşirme Türk İslamcılardan oluşuyordu. Yani yerli ahali değil, yerli Alevi değil, Türkmen Alevisi değil. Balkanlı ve Kafkaslı dönme ve devşirme unsurlardan oluşuyordu. Böyle olduğu için zaten İttihat Terakki'nin kuruluşunda yer alan Doktor Abdullah Cevdet Bey, Doktor İshak Sükuti Bey gibi Kürt aydınları dahil birçok unsur, bunların dışında kalanlar ayrı kendi öz örgütlerini kurdular. 1901 yılıyla 1920 yılları arasında kurulan Kürt demokratik örgütlerinin sayısı 20'dir arkadaşlar. İçinde siyasi partiler var, Kürt Kadınları Teali Cemiyeti diye kadın örgütü var, Kürt Talebe Hevi Cemiyeti gibi gençlik örgütü var, birçok da kültür ve eğitim örgütü var. Bunların 15 dolayında Kürt kimlikli gazete ve dergisi var. Günümüzde bile hala bu tür yayınların karşılaştıkları güçlükleri hepimiz birlikte görüyoruz. Ben kendim bizzat yaşayarak gördüm bunu. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şu bizi yanıltmasın. Bakın 1901 ve 1920 dedim. Değerli dostlar, İttihat ve Terakki bu Türkçü dönme devşirme Türkçü unsurların eline geçtikten sonra bunlar bizzat Talat Paşa dönemin başbakanı Talat Paşa Ziya Gökalp'i çağırıyor. Mehmet Ziya Bey diyor. Şimdi bütünüyle devletin yönetimi bizim elimize geçti. Bizim bir politikamız var. Bu politika etnodinsel temizlik, tek tipleştirme, Türk İslamlaştırma ekseninde devam eden bir politikadır. Değerli dostlar, sizin bu konuda bu politikaya eşlik edecek, buna temel, ideolojik temel oluşturacak, raporlar hazırlayacak bir komisyon oluşturmanız lazım diyor. Mehmet Ziya Gökalp, Ahmetli, Diyarbakırlı, herkes Kürt diyebilir. Çünkü devlet Kürt diye sunuyor ki, yani bak Ziya Gökalp bile Kürt olduğu halde Türkçülük yapıyor, size ne oluyor demeye getiriyor. Ziya Gökalp, Diyarbakır Yahudilerindendir. Sağ kolu Moiz Cohen'dir. Moiz Cohen Türkçü yayınlarında Tekin Alp adını kullanır. Sol kolu Parvus Efendi'dir. O da Yahudidir. Zaten Türkçülük hareketinin öncülüğünü yapanların neredeyse alayı gayri Türk ve gayrimüslim dönme ve devşirme insanlardır. Bu sadece örnek.
Bu nedenle o zaman hazırlanan bu etnopolitik raporları bilmeyen, bunların altyapısını bilmeyen insanların sonraki gelişmeleri anlamaları mümkün değil. Sadece Kürtler açısından bakarsak, bu konuda rapor hazırlatılan kişi Almanya'da, Münih'te felsefe eğitimi yapmış olan Arnavut kökenli Sünni Nadi İsmail Bey'dir. Enver ve Talat Paşalar'ın arkadaşı, bunu buradan alırlar. Önce Milli Emniyet Teşkilatı'nda uzman olarak görevlendirirler. Arkasından Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi, Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü diye İttihatçılar bir genel müdürlük kurar. Çünkü öbürü asker karakterli, onun deşifrasyonu daha da riskli. Bundan dolayı sivil görünümlü Osmanlı Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi, Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük kurulur. Ve bu söyleyeceğim raporların tamamı, ister Kürtlerle ilgili, ister Türkmen, Alevi Türkmenlerle ilgili, ister Alevilerle ilgili, ister Ermenilerle, Süryanilerle ilgili hazırlanan bu güdümlü raporların tamamı bu genel müdürlüğün yayını olarak çıkar. Peki hangi isimlerle çıkar? Söz gelimi en büyük haklardan birisi Kürtler. Bu eski kadim haklardan birisi. Kürtlerle ilgili raporu hazırlattıkları kişi Naci İsmail Pelis der. Fakat Naci İsmail kendine adını veremediği için Doktor Fritsch, Alman bilim adamı, şarkıyatçı Doktor Fritsch, Doktor Freilich, Profesör John Small, Profesör Lima gibi düzmece isimlerle bu raporlar hazırlanır. Yani batılı bilim adamları hazırlamış oluyor bu düzmece raporları. Keza Alevilik, Bektaşilikle ilgili raporu Dağıstanlı Çerkez, Sünni Çerkez Bahasay'da hazırlatırlar. Bu ve benzeri, demek istediğim, işin içinde olmayan, bu kimlikleri bilmeyen, bu kültürleri bilmeyen şahıslara bu minvan üzere güdümlü raporlar hazırlatılır. Ve bu raporlar hazırlatıldıktan sonra aynen etnodinsel temizliğin birinci ayak dediğimiz bu ayak uygulamaya konur. 1915'te birçok soykırım yapılır. Bildiğiniz gibi Ermeniler, Süryaniler, Ezidi Kürtler, göçürtmeler yapılır. Daha sonra sıra Rumlara gelir, Rumların etkisizleştirilmesine gelir. Ve 1921'e gelindiğinde daha önce kendilerinden destek istenen, yardım istenen Alevi Kürtlere ve diğer Alevilere gelir sıra. Nitekim Koçgiri'de 1921'de Koçgiri'de 140 köy yerle yeksan edilir. Birçok şahsiyet katledilir, öldürülür. Çünkü Karadeniz'den Topal Osman çeteleri getirilmiş. Bunlar disipline olmayan, bunlar tamamen milis kuvvetleri, büyük bir kıyım, katliam yaparlar. Kırım gerçekleştirirler. Geriye kalan 500 kişi divan-ı harbe verilir. Bunların bir bölümü idam edilir. Bir bölümü ağır hapis cezaları, işte çok sınırlı bir bölümü de beraat ettirilir. Bunlar arasında kimler var? Bir kişiyi söyleyeceğim sadece. Türkçe ve Kürtçe deyişleri de olan Avuçhan Piri, hatta mürşidi Seyit Aziz. Değerli arkadaşlar, ayrıntılarını Nuri Dersimi'nin hatıratını yayınladığım için bütün ayrıntılar var orada. Seyit Aziz, Mustafa Kemal'in yardıma çağırdığı, özellikle Sivas Kongresi sonrası, biliyorsunuz Hacı Bektaş'a uğrar, Cemalettin Çelebi ile, Lopostiş'in Cemalettin Çelebi ile görüşür, Alevilerin, Bektaşilerin desteği istenir ve Cemalettin Çelebi'nin yanına Nuri Dersim'i verilerek askeri veteriner doktor Dersim bölgesine gönderilir, Alevilerin desteğini sağlamak amacıyla. Daha Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in hemen yanında bulunan pelerinli, uzun sakallı, bastonlu bir şahsiyet var. O şahsiyet Seyit Aziz, değerli arkadaşlar. 1919'da 21'de kendisinden destek istenen, yardım istenen kişi, 21'de kendi halkının yanında yer aldığı için divan-ı harbe verilir, idama mahkum edilir. Fakat o zaman Dersim mebuslarının ve diğer sol tandanslı mebusların Mustafa Kemal'in uyarmaları üzerine idamdan kurtulur. Ama büyük bir kırım yaşanır. Arkasından 1901 uygulamalara tepki olarak, ki 1924 anayasasında doğrudan Türk-İslam kavramı anayasaya sokulur. Doğrudan. 1900,
24'ün akabinde bildiğiniz gibi şer'iye nezareti kaldırılır, evkaf ve şer'iye nezareti. Onun yerine Diyanet-i Şer'i Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü vesaire kurulur. Atbaşı şey diyorum, hızlı gidiyorum. Yani şimdi Elif uyaracaktır, evet, biliyorum ben. Süren doldu mu, bitiyor mu? Peki hemen noktalamaya çalışayım. Evet. Şimdi bunlar bilinmeden Kemalist kadroların değerli arkadaşlar %95'i eski iddiatçı kadrodur. %95'i. Siz hiçbir kaynakta Mustafa Kemal'in yanındaki kişinin Seyyid Aziz olduğunu, Alevi piri olduğunu hiçbir yerde gördünüz mü? Bunu ya İslam şeyhi diye sunuyorlar ya müftü diye sunuyorlar kaynaklarda. Hiç alakası yok. Onun torunu benim nikah şahidim. Onun da Aziz Elmas'tı ismi. Benim nikah şahidimdi. Şimdi değerli arkadaşlar, zaman daraldığı için çok fazla şey etmek durumunda değilim. Ondan sonraki süreçte Evkaf ve Şer'i nezareti kaldırılır, bu hoşa gider. Fakat getirilen yeni kanun, tekke ve zaviyelerle ilgili kanunda yasaklanan, varlığı yasaklanan iki unsur var. Bunlardan bir tanesi Alevilik, Bektaşiliktir. Bir tanesi Şafii mezhebidir. Çünkü hilafet hep Hanefi mezhebi ekseninde kurumlaşmıştır, kurumsallaşmıştır. Bundan dolayı onların din önderlerinin sıfatları yasaklandığı gibi onlar üfürükçüler ve muskacılarla aynı potaya sokularak yasaklanır. 1930'da Aşık Veysel bir anısını anlatıyor. Yaşar Kemal'e anlatmıştı. Yaşar Kemal 60'lı yıllarda Yön dergisinde bunu anlattı. Diyor ki Aşık Veysel, biz diyor şehir yerine sazlarımızla gidemiyorduk. Gittiğimizde nerede söylüyor? Marif Müdürü'nün yanında Ahmet Kutsi Teger, Milli Eğitim Müdürü yani, oraya gidiyor. Bir sürü aşık, yanlarında saz yok. Soruyor, aşıklar sazınız nerede, silahınız nerede deyince diyorlar ki, müdür bey sizin şeyiniz, zapt yerleriniz bizde saz mı bıraktı? Saz mı bıraktı diyorlar. Ve hemen arıyor vali, Sivas valisini, evet diyor, dahiliye vekaletinin emri var. Alevi ibadeti yapan dini önderlerin tutuklanması, Alevi ibadetinin yasaklanması, sazın yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Değerli arkadaşlar, bu genelgeyi ilk kez ben yayınladım kitaplarımda. Ve kitaplarımda şu kitap dahil, muhtelif kitaplarımda bunlara değindim. Yani özellikle Aleviliğin yasaklanması, ibadetinin yasaklanması, dini önderlerinin tutuklanması, cen töreninin basılması. Somut bir örnek olarak Maraş bölgesinde, tam da sizin bölgede Çiğ köyündeki bir olayı anlattım. Bizzat görgü tanıklarına da dayanarak ve belgelere, Osmanlı yani arşivindeki belgelere dayanarak. Bir onbaşı, bölgede karakol onbaşısı haber alıyor ki o güne kadar kendisi o köyden beslenen, yiyip içen bir şahıs. Çoluk çocuğunu da getirmiş, bütün geçimleri o köyün üstüne. Bir haber alıyor ki Çiğ köyünde gece cem yapılacak. Adam yanına askerleri alıyor, gidiyor cem törenini basıyor. 1935 cem törenini basıyor. 60 kişiyi pazarcı kapsanesine dolduruyor. Dedeyi de bugün adı geçti, yine Mahsud Şah asıllı fakat Çiğ'de oturan dedeyi de kollarını orta direğin çevresinde bağlayarak sabaha kadar sırt üstü tutuyor. Ertesi gün onu da tutukluyor. Kadının birisi içeride genç, orada doğum yapıyor. Genç bir kadın. Bir kız çocuğu doğuruyor. Ona tepki olarak adını Türkiye koyuyorlar. Kızın adını. Bu duruma tepki olarak. Onu çünkü Kemalist yönetimle, Türk yönetimiyle özdeşleştirdikleri için. Hiç unutmam, İsviçre'de bir toplantıya gitmiştim. Bugün adı geçti, Hüseyin arkadaş. Bir kitap hazırlamış aşiretiyle ilgili. Kitabı istemiştim, getirdi, imzalı olarak verdi. Abi dedi, ben Türkiye'nin torunuyum dedi. Türkiye'nin torunu, ben anladım, o biliyor. Çünkü olayı kavruyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aleviler niye cem töreni yapamadılar, niye ibadetlerini yürütemediler, niye köy dışına, dam başına, pencere önüne niye bekçi koyuyorlardı? Bütün bunlar sebepsiz değil. Bu konuda bir yığın belge var. Gerek Cumhuriyet Arşivinde,
gerek Osmanlı arşivinde değerli dostlar. Ben şimdilik sözlerimi çok fazla uzatmayayım. Bir tek şey okuyacağım. Yine yayınladığım gizli bir belgeden, rapordan burayı doğrudan ilgilendiren. Şunu söyleyeyim. 1925'te hazırlanan, çıkarılan bir kanun var. Takdiri sükun, susturma yasası. Ona bağlı olarak çıkarılan kanunlar var. Bunlardan, bu kanunlara dayanarak zaten Alevilik resmen yasaklanıyor. Yasaklanıyor ve takibata alınıyor. Keza asimile edilecek öncelikli bölge olarak Fırat'ın batısı, yani sizin hepinizin yaşadığı bölge gösteriliyor. Okuyorum sadece bir bendini. Şart ıslahat planı, benim kitap konusu yaptığım, gizli belgelerini, ön raporlarını, gizli belgelerini yayınladığım Kürtlere vurulan kelepçe, şart ıslahat planı kitabın adı. Bu kitap bilinmeden, bu plan bilinmeden kesinlikle bugünün gerçeğini anlamak mümkün değil. Bakın ne diyor bir maddede. Fırat'ın garbındaki, yani batısındaki Malatya vilayeti ahalisinin yarıdan fazlası Kürt olduğu gibi Maraş vilayetinde ve Pazarcık kazasında 22 bin kadar kayıtlı Kürt vardır. Bunlar da kayıtlı olanlar. Sadece kayıt kuyuda olanlar. Bunların dışında Antep, Cebeli Bereket, yani Osmaniye ve çevresi, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Aksaray, Konya ve Ankara vilayetleriyle Kars ve Ardahan vilayetlerinde henüz Kürtlüklerini muhafaza eden ehemmiyetli nüfus kitleleri vardır. Fırat'ın şarkındaki Kürtler gibi Fırat'ın garbindeki Malatya vilayeti Kürtleri de iktisaden ve lisanen tamamen hakim ve mevkidedirler. Egemen durumdadırlar. Fırat'ın garbındaki vilayetlerimizdeki Kürtlerin erkekleri Türkçe öğrenmeye mecbur kalmışlarsa da kadınlar hala Kürtçe konuşmakta ve cümlesi taassupla gördüklerini muhafaza etmekte ve kemali gururla Kürt olduklarını söylemektedirler. Bu nedenle Fırat'ın garbı asimilasyona tabi tutulacak öncelikli bölge olarak seçiliyor, belirleniyor. Zaten uygulanan politika etno-dinsel temizlik, tek tipleştirme, Türk İslamlaştırma. Buna giderken, bu amaca giderken şu aşamalardan geçiliyor. Tedip, askeri yöntemlerle edeplendirme, hizaya getirme. Tenkil, cezalandırma. Tenkil, nakletme. Taktil, katletme. Temsil, asimile etme. Tehcir, göçürtme. Temdin, Türk İslamlaştırma adına medenileştirme ve bunun gittiği yer sonuç tasfiyedir. İşte bütün bunları bilerek, değerli dostlar, bunları bilerek hareket etmek, insanların kendi kültürlerine, benliklerine sahip çıkması, diğer halkların, ezilen tüm halkların, tüm inançların kimlik haklarına sahip çıkmak hepimize düşen vicdani, insani bir görevdir diyor. Sözlerimi noktalıyorum. Teşekkür ederim. Evet Mehmet Hocam, çok teşekkürler. Şimdi ilk konuşanlar tabii biraz şanslı oluyor, biraz pozitif ayrımcılık yaptık ama diğer konuşmacılar belki sürelerini sadık kalabilirler. Evet Mehmet Bayram aslında anlattıkları oldukça önemliydi. Onun kullandığı önemli bir cümle var. Türk İslamlaştırma tek tipleştirme. Aslında biraz önce anlattıklarını özetleyen bir cümleydi. Şimdi buna doğru giderken bu tarihte Maraş katliamı da yaşandı biliyorsunuz. Maraş katliamının planlanmasını, nasıl planladığını belki buradakiler çok iyi biliyorlar. Ve dolayısıyla o da aslında önemli bir konu. Maraş'ın nasıl insansızlaştırıldığını, demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığını bizi anlatan tarihte önemli bir döneme çoğulmuştur. Şimdi ben sözü Sayın İbrahim Sinemilloğlu'na bırakıyorum. Kendisi bu konuyla ilgili konuşur. Değerli canlar, değerli dostlar.
Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Mardep'e bu acılı dönemimizde, acılı dönemimiz diyorum çünkü bu acılı dönemimiz aslında çok uzadı maalesef. Maraş katliamından sonraki şeyler, tersliklerin, olumsuzlukların yanına deprem tüy dikti. Bu acılı dönemimizde diasporada uzak yerlerde memleketinize, topraklarınıza, coğrafyanıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve Mardep'in bunu organize etmesi, bunu desteklemesinden dolayı da Mardep'e ayrıca teşekkür ederim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Depremde kaybettiğimiz canlar, hepimizin canları, hepimizin dostları, hepimizin arkadaşlarıydı. Benim şahsen kendilerini veya ailelerini tanıdığım 500'ü aşkın insan var, isim isim sayabileceğim. Diyarbakır'dan Antakya'ya kadar, Hatay'a kadar ailesini tanıdığım, kendisini tanıdığım 500'ü aşkın insan var. Bunların arasında benim uzak dostu akrabalarım var. Elbistan'daki yıkımın, diğer yerlerdeki yıkımın toplumun üzerinde yarattığı travmanın yakından şahidiyim. Ben Maraş olaylarına, Maraş katliamına kısaca dokunmak istiyorum. Zamanına uygun davranmaya çalışacağım. Sanıyorum 20 dakika bir zaman tanıyorsun bize. Uygun davranmaya çalışacağım. Yalnız bundan önce bu katliamların niteliği hakkında birkaç söz etmek istiyorum. Maraş katliamı aslında halkın devlet tarafından teşvikiyle olan katliamlar sürecinin bir parçasıdır. Osmanlı dönemindeki Alevi katliamlarının çok büyüğü halktan değil, devletten gelmiştir. Kalender Çelebi olayları, Celali isyanları, bütün bunlar devletle Alevi toplumu arasındaki anlaşmazlıktan gelmiştir. Ben de 1563 yılından beri Osmanlı coğrafyasında tutulan başta Maraş olmak üzere birçok defterin, tahrir defterlerinin fotokopileri var. Yok, bunlar sözüm ona adı tıpkı kopya ama değil çünkü oralarda Ermeni cemaati hiç gösterilmemiş. Alevi topluluğu ancak kapalı gösterilmiş çünkü orada Alevilerin varlığı köylerdeki camilerle belli oluyor. Elbistan kazası o zaman Sarız'ın ve Pınarbaşı'nın bir bölümünü de içine almakta. 300'e yakın köyden oluşuyor. Bir 7-8 nahiye oluyor. Orta nahiye, Nergel nahiyesi, Aydaruz nahiyesi, Aydaruz nahiyesi, Sarız nahiyesi, Zamadi nahiyesi gibi 6-7 aileden oluşuyor nahiyeden. 300'e yakın köyün içinde 1-2 tanesi dışında cami yok. Geri kalan köylerin hepsi Alevi köyler ama şimdi o köylerin yarıdan fazlası sünnileşmiş durumda. Elbistan'ın ova köyleri o şekilde. O döneme kadar Aleviler köylerde çoğunluk olduğu için devlet tarafından takip edilse bile komşularınca ya da komşu zaten pek sünni köyü yok. Komşularınca herhangi bir takipata uğramadığı için devletinkini savuşturabiliyorlar. Ama buna rağmen Kalender Çelebi isyanında Kuyucu Murat Elbistan'da 15 bin kişiyi kuyulara doldurarak öldürüyor. Celali isyanlarında 10 binlerce insanımız öldürülüyor. Buna bağlı efsaneler uyduruluyor. Hubyar ocağında basılan bir cemevindeki insanların bir koyun sürüsü gibi gösterilmiş olması sanıyorum bir değerli tarihçi Cemal Bardakçı'nın bu konuda anlattığı bir şey var. Sanırım dedi, Alevi bir asker ya da vicdanlı biri girmiş, onlar koyun sürüsü diye kapıyı kapatmış. Buna benzer şeyler yapıyordu. Ama Cumhuriyet'le birlikte bu Alevi kırımlarını devlet, halk alet edildi. Önce Kurtuluş Savaşı sıralarında ve devamında gerici isyanlar yani Kurtuluş Savaşı'na karşı işte nedir o Cozgat'taki isyan, Menemen isyanı, Yozgat'ta
Tekinoğlu'ydu, Çapanoğlu'ydu. Çapanoğlu isyanı, Menemen isyanı vesaire. Bunlar Kurtuluş Savaşı'na karşı. Koçgiri ise Kürt hareketinin, Kürt bölgesinin Zara çevreli Koçgiri bölgesinin muhtariyetine yönelik bir isyandı. O nedenle Koçgiri ile onları karşılaştırmak mümkün değil. Koçgiri bir ileri harekettir, ilerici harekettir. Biraz önce sevgili Mehmet Bayrak söyledi, Bektaşi dedelerinin Fransız ihtilalinin şeyleri için Fransa ile görüşmüş olmalarından bu yana bu konu takip edilmekte ve Bektaşi tekelerinin kapatılması Aleviliğe karşı, Koçgiri'de artık Kürt hareketine karşı, zaten Kürt isyanları ondan çok önce başlamıştı. Irak'ta Kürdistan'ın belli yerlerindeki Kürt isyanları ve Kürt hareketi daha önceden de vardı. Ancak Alevilere karşı bu isyanlara halkın karıştırılması, ekonomik nedenlerle halk bunlara karıştırıldı. 1966'da ilk isyanlardan biri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Ortaca nahiyesindeki, şimdi orası ilçedir, orada başladı. 3 kişi öldürüldü. Bu tamamen Köyceğiz'in Ortacası'nda, oradaki nahiyede Alevilerin ticarette öne çıkması, o güne kadar kasaba merkezine varını yoğunu, işte köyde ürettiğini, etini, sütünü, yumurtasını, peynirini, buğdayını götürüp ucuz fiyata satıp pahalıya onlardan alanların, bakkallarının, esnafının da kendilerinden olması. Onun üzerine bundan bir yıl sonra Elbistan'da 1967'de aynı olay patladı. 3 kişi öldü. Bu sadece Alevilere karşı değildi. Alevilerin yanında Sünni bir Kürt öldürüldü. 3 kişinin biri Sünni Kürttü. Bir Alevi Türktü, bir Alevi Kürttü. Bunlar da öldürüldü. Ve 25 kadar dükkan, 20-25 kadar dükkan tahrip edildi. Ama o dönem hükümetin birazcık duyarlı davranması sonucu bunların tazminatları ödendi. Giderek bu olaylar çoğaldı ve özellikle Maraş olayına gelen süreçte artık Demokrat Parti döneminde atılan dinci, Türk İslamcı tohumların meyvesini vermesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin ortaya çıkması sonucu bu olay etnodinsel bir duruma geldi. Hem etnik hem dinsel, hem Alevi hem Kürt topluluk şey yapılmaya başlandı, dışlanmaya, bunlara karşı kim beslenmeye başladı. İşte bu süreçte 19 Aralık'ta Maraş'taki bir camide gösterilen bir film üzerine atılan bomba denen ki bir Molotov kokteyli, Kızılbaşlar bomba attı diye olaylar başlatıldı. Olaylar büyüttü. 27 Aralık'a kadar yüzlerce insan katledildi. Bu olaylardan 7 gün veya da 8 gün sonra, 7 Ocak'ta mı 8 Ocak'ta ben ancak Maraş'a girebildim. Hem soğuk hava vardı, hem yollar şeydi. Bir de İstanbul Barosu'ndan ve Avrupa İnsan Hakları Merkezi'nden bir belge alarak gitme gereği duyduk. O şekilde gittiğimde Maraş'taki hava şuydu. Maraş suskundu. Aleviler, Kürtler, Maraş'ın Alevileri, Kürtleri, zaten Alevi Kürt Maraş'ta eş anlamlıdır aşağı yukarı. Maraş'ın 200'e yakın, 240'a yakın Kürt köyünün, Alevi köyünün de Kürt ve Alevi köyünün pek azı Alevi Türk, pek azı da Sünni Kürttür. Onun için orada her ikisine birden aşiret derler. Kürt dememek için. Orada bunların göçe hazırlanmakta olduğunu gördüm ve feveran ettim. Lütfen dedim, topraklarımızı terk etmeyelim, Maraş'ı terk etmeyelim, Maraş'ı bırakmayalım falan diye. Hatta o dönem birisi, rahmetli Hüseyin Doğan, büyükelçilerin rahatlıkla iltica verilmesi yolunda uyarılabilmesi, ben ona şiddetle karşı çıktım, sakın ha dedim, iltica bize göre olmamalı dedim. Hala da aynı düşüncedeyim, onun için
Yani buradakileri burada çalıştıkları için kınamıyorum. Burada çalıştıkları için topraklarından kaçıp çekip geldikleri için oralarda aç bırakıldığı, öldürüldükleri için belki 2013'te Pazarcık'ta yaptığımız sonuçlarda o döneme kadar Pazarcık'ta ölen genç sayımız 573 mü 563'tü yani öldürülenlerin sayısı. Aleviliğinden, Kürtlüğünden, solculuğundan dolayı. Bayağı çok sayıydı. Yani her köyde birkaç kişi, bizim mesela Gücük'te, Kantarma'da en az 8-10 kişi öldürülmüştü. Maraş davası, Maraş katliamı bu şekilde başladı ve ilk iki gün Alevi kesiminden çok insan öldürüldü. Resmi rakamlara göre 111 kişiydi ölenlerin sayısı. Ancak bunların 78'i sol kesimdendi. Yani Alevi Kürt kesimindendi. Geri kalanı sağ kesimdendi. Söylentilere göre diyorlar ki yok 300 kişi öldü, 500 kişi öldü. Ben ona inanmıyorum. Çünkü ben dava boyunca tek tek ailelerle görüştüm. 1,5 seneden fazla sürdü benim oradaki çalışmalarım. Tek tek ailelerle görüştüm. Ölü sayısı bizde 78'di. Fazla değildi. Yani şeyde. Ancak Sünni kesimde belki 15, belki 25, en fazla 30-35 kişi gizli kaldı. Onlar olaylara katıldığı anlaşılmasın diye yakınlarınca kaçırılan yaralı veya sonradan ölen yaralılarla kendi ölüleriydi. Bertizli çoğunluktaydı bunların. Bertizli, Çağlayan'da falan gelenler. Onların ölüleriydi. Yani o sayı 111'e fazla ekleyebileceğiniz sayı en fazla 30'dur. Yani 140'ı geçmemiştir ölü sayısı. Ama bu 140 değil, bir kişi bile fazladır. Üstelik 78 kişi gadre uğrayanlardır ama geri kalan 25, 35 ya da 50-60 kişi de bu toprakların insanıdır. Onlar da kandırılarak getirilmiştir. Size Kızılbaşların evlerini vereceğiz, size Kızılbaşların eşyalarını vereceğiz, size Kızılbaşların kadınlarını vereceğiz. Kandırmacasıyla getirilmişlerdir. Aynen IŞİD'in Kobani'de, Suriye'de, Irak'ta yapıp Kürtlerin, Ezidilerin, Alevilerin kadınları helaldir diye fetva vermeleri gibi halkı bu şekilde kandırarak getirmişler. O cahil halktan ziyade onları kandıran ve onların arkasında onlara destek olan devleti suçlamamız gerekiyor. Ben bu olaylarda mümkün olduğu kadar bu katliamlarda ki ondan sonra Maraş ilk değildi, son da olmadı. Maraş'tan sonra da başka yerlerde 50'şer, 60'şer, 70'şer kişi Malatya, Çorum vesaire insanlar hayatını kaybetti. Bu olayları anlatırken, hafızamızı canlı tutmak isterken bir kin duymak, bir kin aşılamak amacıyla değil, tersine bunların bir daha olmaması amacıyla sorumluların bulunup yakalanması, zaman aşımı olaylarının da bu suçlardan kesinlikle ortadan kaldırılması amacıyla bu hafızayı her zaman diri tutmamız gereği arzusundayım. O düşüncedeyim. Maraş davası başlarken bir kere yanlış başladı. Dava 149. maddesine dayandırıldı o dönemi. Yani karşılıklı iki grubun öldürüşmesi, mukatele kelimesinin karşılığı öldürüşmek, birbirini öldürmek. Öldürüşmesi olarak açıldı. Halbuki dava devletin düzenine, demokratik düzene, laik düzene ve laik ve demokratik cumhuriyet düzenine karşı bir olaydı bu katliam. O nedenle bu yanlış açılışı bir yana bırakarak dava süreç olarak savcılıktan itibaren usule uygun yürüdü. Ben başından beri içinde olduğum için usule uygun yürüdü. Ama usule uygun yürümesi doğru yürüdü anlamına gelmez. Çünkü usulü her zaman uygulamazsanız, usulün gereklerini her zaman yerine getirmezseniz,
usulü ayrı açmıyor, uygun açmış olmanız bir sonuç vermez. Dava usulü uygun açıldı ama şahitlikler vardı. Çok açık bir şekilde adam görmediği bir sokakta kurşun atan bir solcu sanığın, bir Alevi sanığın bir Sünni'yi öldürdüğüne şahitlik ettim diyor. Nerede öldü? Evin önünde. O neredeydi? Kendi evinde. Kendi evinde nerede? Arka sokakta. İyi de o arka sokağı sen görmüyorsun ki dedi hakim. Ben kesiklerde de bulunduğum için. Hakim Bey orada attırıyor. Oradan gitti diyor işte. Ya bu insan hakkında yanımda genç ve çok yetenekli bir avukat arkadaşımız var. Yalan beyandan dolayı en azından bir tutuklama kararı verilmesi lazım. Hiçbir şey yapılmadı. Gerçi o solcu arkadaşımız, solcu sanık beraat etti ama o da yalan şahitliğiyle kaldı. Yine olaylara karşı karışık iki parmağını kaybetmiş, sağ ve sol elinin işaret parmaklarını kaybetmiş olan birisi, ben dedi ellerimi havaya kaldırmıştım, elinde dinamit atarken patlamış, havaya kaldırmıştım ellerimi, mermi geldi iki parmağımı kopardı. Ya dedi, elini kaldırmışken biri sağda biri solda mermi nasıl ikisini bilir? Hakim Bey dedi parmaklarını böyle göstererek, elimi böyle tutmuştum, dinamit atarken elinde patlamış. Yani bunlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Birçok tanık hakkında, buna benzer onlarca tanık sağ kesimden dinlendi. Hiçbiri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Yine davada ben olaylar öncesi Maraş valisiyle görüşmüştüm. Valiyle, baro başkanıyla, belediye başkanıyla, belediye başkanıyla görüşemedik. Sıkı yönetim komutanıyla görüştüm, komutan yardımcılarıyla görüştüm, emniyetten birileriyle görüştüm. Valinin bana anlattığı çok manidardı. Anlattık. Sonra dedim ki, vali önce dedi ki, ben dedi bu işi Ankara'daki telefona kadar ulaştım dedi. Telefon numarası var elinde. Bu telefona ulaştım, onun olduğu yeri de biliyorum. Neresi? Onu şimdilik size söylemeyeyim dedi. Onu biliyorum dedi. Ama ondan sonrasına izin vermiyorlar dedi. Telefonun gittiği yer sonradan anlaşıldı. Belli bir merkez. Ben valiye dedim ki, vali bey dedim, biz baro olarak işkenceye karşı bir kurumun temsilcileriyiz. İşkence bizim karşı olduğumuz bir şeydir. Bana 2-3 olay anlattı ve bir de sesini yükselterek avukat bey, avukat bey dedi. Biz burada tas deriz, siz nerelisiniz, ne dersiniz bilemem dedi. Biz de tas deriz dedim. Ben Maraşlıyım dedim. Evin erkeğini öldürüp gözlerini, karın butası aktarak gözlerini çıkarıp bukasının içine koyan ve diğer evin bütün fertlerini öldürerek üst üste yığan adamın, en üstte de evin kedisini öldürüp koyan adamın dedi. Onun dedi insan hakkı mı olurmuş? 6 aylık kadının celinini karnını yararak çıkaranın çıkaranın insan hakkı mı olurmuş? 1,5 yaşındaki bebeği duvara çarparak öldürenin insan hakkı mı olurmuş dedi. 90 yaşındaki kadının, cennetti galiba kadının adı, sanıyorum bilmiyorsam, cennet neydi? Öldürülüp dedi, baş aşağı çıkara dikilip ayakları dik tutsun diye otomobil lastiği geçiren insan hakları mı olmuş dedi. Yani sustum kaldım, hiçbir şey söyleyemedim. Ben bunu sonra da bir hakim arkadaşıma anlattım, o da rahmetli oldu. Ben dedim buna rağmen ben idama karşı olduğum için idam talebinde bulunmadım dedim. Cezalandırılmasını istiyoruz sadece dedim. Sen dedi akılsızlık etmişsin, onlar insan mı ki dedi idam talebinde bulunuyorsun. Aynen bunu söyledim. Dava bu şekilde devam etti ve neticede bitti. Bitince 33 kişi idama mahkum edildi. Sanıyorum 32 ya da 33'tü. İdama mahkum edildi. Bunların 29'u Yargıtay'ca onaylandı. Hiçbiri idam edilmedi. Yani ben idam sefası seyretmeyi sevenlerden biri olamam. O mümkün değil de. Ama hiçbiri idam edilmedi. Yani bir süre hapiste yatıp sanıyorum en uzun yatanı bir 17-16 sene falan yattı. Bir tek kişi orada çıktı, gitti ve olay bitti.
Ondan sonra bir sürü olay oldu mesela Sivas olaylarında. Adam 25 sene emniyetin yanında, emniyetin karşısında duruyor. Olaydan zaman aşımına uğruyor. Dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı da onun gözyaşlı kızları, o mahkumun gözyaşlı kızları da sevindirilmemeli. Ama Maraş'ın gözyaşlılarının şu anda aramızda olduğunu da görüyorum. Davanın temiz safhasında, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı olduğum için temiz safhasında bulunamadım. Çünkü 12 Eylül olmuştu, CHP kapatıldı. Bizim avukatlık sıfatımız kayyum dolayısıyla sona erdi. Yargıtay'da müdahale etme şansımız olmadı. O dava dosyası da hala gizli tutulmaktadır. Olaylardan önce tabii MİT'in de bu konuda büyük dahli olduğu söylenmekte. O belli oldu, o meydana çıktı zaten. Ancak burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum sanıyorum. Sürenin sonuna yaklaştım mı bilmiyorum. Bir şeyi daha eklemek istiyorum. Bu davanın her ne kadar halk tarafından yapılmışsa arkasında 12 Eylül hareketini yapmak isteyen her kim varsa, şu anda onu şey yapmak istemiyorum. Amerika vardır, sermaye vardır, bilmem. Yani 12 Eylül hareketine giden yolu açmaya yönelik bir olayların sonucudur. Zaten olaydan bir veya iki gün önce MİT tarafından hükümete bir şey veriliyor, briefing veriliyor. Briefingde deniyor ki Türkiye'de 3 ilde bir olay tertipleniyor. Bu ilin biri Erzincan, biri Maraş, biri Hatay. Hangisi olacağı belli değil. O gün şeyden sonra Maraş'ta işte camideki patlaktan haber gidiyor. O zaman anlıyorlar ki olay Maraş'ta olacak. Ama maalesef dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'dı. Olayın solcuların tahrikleri sonucu meydana geldiğini söyledi. Sivas olaylarında Aziz Nesin'in olayları tahrik ettiği söylendi. Bize polisle vatandaşı karşı karşıya getiremezsiniz, getirtemezsiniz dendi. Her zaman bir topluluğun, bir toplumun, bir grubun, bir mezhebin, bir etnisitenin hassasiyetleri göz önünde bulundurulur. Alevilerin, Kürtlerin hassasiyeti diye bir şey yoktur. Onlar hassas değildir, onlar duygusuz yaratıklardır. Onların yanında çok rahatlıkla orucunuzu da bozarsınız, yemek de yersiniz ama onlar sizin yanınızda sigara içemezler Ramazan'da. Onlar sizin yanınızda Ramazan'da ağızlarına bir şey atamazlar. Onlar sizin yanınızda Kürtçe konuşamazlar, Alevi deyişi söyleyemezler. Siz çünkü hakim unsursunuz. Hakim unsur da ancak onun dediği olur. Onlar bize şu anda sol kesimden bile öyle şeyler geliyor ki ya kardeşim de eksiğiniz var. İşte bana açıkça bana söyledi. Bir bölge idare mahkemesi. Ya dedi sen Kürt ve Alevisin dedi. Çok da sevdiğim biriydi, rahmetli oldu. Kürt ve Alevisin dedi. İstanbul Barosu'nun genel sekreteri olmuşsun dedi. Bundan daha ne olabilirsin? Bak seni genel sekreter yapmış İstanbul'da. Orhan Bey dedim, ben Kürt ve Alevi olarak olmadım. Türk kimliğiyle oluyorum dedim. Bir Türk gibi görüyorsunuz beni. Yani olay bu. Ben de bana tanınan insan hakkı, Kürtlüğünü inkar et, Aleviliğini inkar et, düzenle uyuş, sen de bizdensin. Ve nitekim şu anda bir şey söyleyeyim, Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı. Bunların dört da Kürt. Ama dördünün de Kürtlükle ilgisi ne bilmiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Aynı şekilde bir Alevi olarak ben de orada olabilirdim. Ben onlarla birlikte olduktan sonra. İşte gayet Abdülkadir miydi? Selvi. Bir Alevi aileden, ailesi tarafından aforoz edilmiş biri, düşkün ilan edilmiş biri. Ama onun en büyük yardımcısı. Evet, zamanım bitti. Asıl benim anlatmak istediğim konu
depremden sonra Maraş'a sahip çıkıp nasıl yaparız? İbn Haldun'da uyaran coğrafya kaderdir deriz. Bizim kaderimiz coğrafyamızdır. Biz coğrafyamızdan koptuğumuz takdirde köklerimizden koparız. Kendi benliğimizden, kimliğimizden koparız. Bu konuyu yarın yalnız bu konuda konuşacağım. Bu konuda yapılabilecekleri yarın anlatacağım. Onun için yarın benden fazla davayla ilgili bir şey beklemesinler. Televizyona da gerekli şeyleri söyledim defalarca. Burada da sizlere anlattım. Beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler İbrahim Sinanlıoğlu'na. Hem süreye bağlı kaldığı için. Şimdi aslında söylenenler önemli. Mehmet Hoca Türk İslamlaştırma ve Tek Tipleştirme Politikası çerçevesinde yapılanları söyledi. Maraş katliamı da nitekim bu politikaların ürünü olarak yaşandı. İnsanları bu politikalar çerçevesinde katlettiler. Maraş katliamının ardından aslında diğer katliamlar da hayata geçirildi. İnsansızlaştırma, göçertilme, biraz önce bahsettiğimiz demografik yapının değiştirilmesi. Bir de çevre katliamı var aslında. Çevre katliamı sadece hani basit bir çevre olayı değil. Onun altında yatan birçok gerçek var. İşte bu gerçekleri bize ekolojik kırım ve topraksızlaştırma başlığıyla Mehmet Oruç aktaracak. Buyurun söz size. Dört Mehmet'in arasında ben bir İbrahim kaldım. Evet. Bugün Mehmetlerdeyiz. Sizleri ve ekranları başında bizleri izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Evet, İbrahim Sinemillioğlu üstadım dört Mehmet var dedi, coğrafya kaderdir dedi. Ben de buradan başlayayım. Gerçekten buraya bir beşinci, altıncı Mehmet de otursa, yani böyle devam etsek, yani her biri bambaşka bir tarihsel acıyı, başka bir kırımı dile getiriyor. Yani bir coğrafya kaderdir dendi ama yani ben 20 yıl önce ilk Ovama Dokunma Hareketi'nin çevre avukatı olarak buralara geldim. O zaman da Maraşlıların karşısında konuşma yaparken hep zorlanırdım. Şimdi bu sıralama içerisinde gerçekten yine zorlandığımı hissediyorum. Yani her ayrı kesit, her ayrı tanıklık bambaşka bir kırımı ifade ediyor. Şimdi benden sonra da Mehmet Kömür bunun kültürel sanatsal kırım boyutunu anlatacak. Gerçekten coğrafya kaderse belki dünyanın en ağır coğrafyalarından biri üzerine konuşuyoruz. Ben bunun ekolojik kırım boyutunu anlatmaya çalışacağım ama bunu diğer bahsedilen boyutlardan bağımsız olarak ele almıyorum. Bunların hepsi iç içe geçmiş, hepsi canlı, hepsi aktüel ve hepsi yaşanmaya devam eden birer tanıklık. Belki ekolojik kırım bunun biraz daha aktüel boyutunu ifade ediyor. Eko kırım yeni bir kavram. Yani dünyada 70'li yıllardan beri konuşuluyor ama son bir yıldır Türkiye'de İklim Adaleti Koalisyonu öncülüğünde bir kampanya yürütülüyor. Eko kırımın yasalaşması için bir kampanya yürüyor ve yaygın kullanımı olan bir kavram. Biz bunu anlatırken, eko kırımın ne olduğunu anlatırken Afşin Elbistan Termik Santrali örneğini veriyoruz. Yani ne anlama geliyor? Bu nasıl bir suç? Nasıl insanlığa karşı işlenmiş suçlar gibi nasıl doğaya, coğrafyaya karşı işlenmiş bir suç tanımını yaparken Elbistan'daki termik santral örneğini veriyoruz. Gerçekten çoktan kapatılması gereken, rehabilite edilme çalışmalarına başlanması gereken bir santral. Halen yeni ünitelerle, kapasite artışlarıyla yaşatılmaya devam ediliyor. Yörede toprak ölmüş, hemen hemen her evde bir kanser öyküsü var. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz.
Buna rağmen iklim krizi gibi bütün dünyayı, insanlığı etkileyen bir soruna da yol açması nedeniyle bu kömürlü termik santraller devam ediyor. Daha önce Çöllolar'daki göçüyü de hatırlarsınız. Halen o işçilere ulaşılmadı aslında. Bugün Erzincan İliç konuşuluyor ama orada da benzer bir toprak kayması felaketi yaşandı. Evet. Halen cesetlerine bile ulaşılamadı orada ölen işçiler. Bütün bu yaşananların mantığına ilişkin birkaç örnek anlatacağım yasal süreçle ilgili. Birincisi bu deprem, hani bir öngörülemez doğal afet olarak kanıksadığımız deprem aslında hiç öngörülemez değildi. Bunun en örnek somut kanıtlarından biri de Maraş'tır. Yani jeoloji mühendisleri odasının ve üniversitelerin doğrudan parlamentoya da depremden önce raporladıkları, belgeledikleri parsel parsel burada deprem olacak, şu şu parsellerde ağır yıkım olacak, şu kadar insan ölecek diye belgeledikleri bir felaketten bahsediyoruz. Bir anda öngörülemez bir felaket değil. Ve daha beterini söyleyelim. Aynı fütursuzluk, aynı bilimi, aklı, hukuku, vicdanı reddeden anlayışla orası inşaat sektörünün rant hesaplarına göre dizayn edilmeye çalışılıyor. Yani burada hem rant hem de demografik bir dizayn yaratılmak isteniyor. İşte Hatay'da bunun başka bir boyutu, daha ağır bir şekilde yine yaşanıyor. Ve buraya dair temel mantığı anlatmak, hiçbir katılımcı mekanizma yok. Bir kere onu söyleyelim. Yani aradan bir yıl geçmesine rağmen halen öngörülemez bir belirsizlik içerisinde bütün bu ağır travmalara rağmen, bu acılara rağmen bu belirsizlik çok daha büyük bir travma olarak yaşanmaya devam ediyor. Kimse bilmiyor ne olacak. Bir gün bir mahalleyi rezerv alan ilan ediyorlar. Bir yerde alın orta hasarları da güçlendirme yapın oturun diyor. Belediyeler ruhsat veriyor bu güçlendirme projeleri için. İnsanlar evleri başlarına yıkılmış, canları kaybedilmiş. O acının, o imkansızlığın içerisinde kalan son olanaklarıyla güçlendirme için para harcıyorlar. Sonra bir hafta sonra, bir ay sonra rezerv alan ilan ediliyor oralar. Yıkacağız deniyor. Tamamen hasarsız olsa ya da az hasarsız olsa bile işte insanlar çaresizlikten, o zorluklar içerisinde kendilerini riske atarak barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Rezerv alan ilan edildiğinde oraya dair hiçbir hakkımız yok. El konur. Yani hani kader, ama yani böyle bir kaderden bahsediyoruz. Yani hani bu bin yıllık bir tarihin halen yaşanan şu anki canlı durumundan kanunun değil, devletin yazdığı kader. Evet. Mesela bir örnek daha konuşalım burada. Acele kamulaştırma yapılıyor, dizayn edilerek. Şu en sık yapılan şey şu an Türkiye'de. Yani bir ekolojik gündem varsa Türkiye'de en temel konulardan biri bu acele kamulaştırma. Yani Kanal İstanbul'u yaparken de bunu yapıyor. Bodrum'da rüzgar santrali yaparken de acele kamulaştırma yapıyor. İşte kentsel dönüşüm yaparken de acele kamulaştırma yapıyor. Erzurum'da da bunu yapıyor. Amasya'da da bunu yapıyor. Artvin'de de bunu yapıyor. Ve işte en fazla başvurulan yerlerden biri de Maraş. Yani. 1939 yılında çıkarılmış bir kanun. Adı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Hakkında Kanun. Bu kanun o zaman Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girme riski altında, olası bir savaş durumunda olağan kamulaştırmalarla zaman kaybetmemek için askeriyeye, cihet-i askeriyeye, yani kanundaki ifadeyle şimdiki hani Genelkurmay Başkanlığı gibi düşünün, tanınmış çok istisnai bir yetkiyi düzenliyor. Hatta o dönem orduda askeri birlikler olduğu için atların ihtiyacı olan
arpa tarlalarına nasıl el konulacağı, askerin ihtiyacı olan fırınlara nasıl el konulacağı ekmek ihtiyacı için, böyle bir kanundan bahsediyoruz. Ya bunun madencilikle, enerjiyle, kentsel dönüşümle ne ilgisi var? Şu an Türkiye'nin her tarafında bu kanunla bütün coğrafyaya bir tasarrufta bulunuluyor. El konuluyor. Bu arada kanundaki adı da o. El konuluyor. Acele kamulaştırma. İşte bu baraj yapılırken de mesela önümüzdeki günlerde yine gündeme gelecek Pazarcık'ta. Ve depremden sonra ikinci bir yük daha var Maraş'ın sırtında. Bu çimento ihtiyacı için işte yani bütün mücadelemize rağmen kuruldu. Bizim o fabrikalar kurulmasın diye verdiğimiz bilimsel, teknik ve hukuksal mücadelelerle 10 tane çimento fabrikasını durdurduk, iptal ettik. Ama bu ikisini durduramadık, tahmin edeceğiniz nedenlerle. Halen birer canavar gibi kapasite artışlarına devam ediyorlar depremden sonra. Hani bu fırsata çevirme hali, işte bu beton ve çimento ihtiyacı için. Hem fabrikalar kapasite artırımına gidiyor, hem peş peşe beton santralleri kuruluyor, hem de ovanın her tarafında kalker ocakları, taş ocakları kuruluyor bu çimento ihtiyacı için. Bütün bölgenin çimento ihtiyacı için. Bu da apayrı bir ekolojik yük olarak şu an üzerimize doğru geliyor. Şimdi çok masum gibi görünen güneş santralleri hemen hemen her karışında yapılıyor. Bunlar evet daha yenilenebilir bir mantıkla düşünebiliriz bir termik santrale göre, ama bunların zararlarına dair de yeni yeni bir literatür gelişiyor. Ama şöyle söyleyeyim, inanılmaz yaygınlıkta bir endüstriyel istila şeklinde bu güneş santralleri. Yani oradaki tarım alanlarını, meraları da gasp edecek şekilde bir yol güneş santrali projeleri de var. Bütün bunlar olurken ne oluyor? Deprem nedeniyle çevre kanununun yani emredici hükmü dediğimiz ÇED yönetmeliği ile ilgili düzenlemeler askıya alındı. Deprem nedeni. Yani tam tersine yıkılmış bir coğrafyada doğaya karşı, coğrafyaya karşı, yaşam alanlarına karşı daha hassas olmanız gerekirken deprem bahanesiyle çevresel mevzuatla ilgili de istisnalara gidildi. ÇED muafiyetleri getirdi. Yani ÇED raporu almadan, ÇED gerekli değildir kararı bile almadan. Yani ÇED gerekli değildir kararı almak için bile bir prosedür izlenmesi gerekiyor. Ona bile gerek bırakmayacak şekilde muafiyetlerle bütün bu kirli yatırımların önü açılmış oluyor. Son olarak biz hani Türkiye Barolar Birliği'nde de bununla ilgili çalıştaylara katıldım. Özellikle Hatay'daki süreç nedeniyle de yakından izliyorum. İşte Jeoloji Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri olarak da mevzuatı takip ediyorum. Burada bizim en kritik gördüğümüz nokta her düzeyde katılım mekanizmalarını zorlamak. Yani onlar bir siz yapmak istiyorlar. Yani bir aslında yıkım yeniden inşa için bir imkandı. Böyle de konuştuk. Yeniden inşa ederken neler yapabiliriz diye, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Burada bütün katılım mekanizmalarına kapalı bir siyasal iktidar ya da kamu yönetimi anlayışı var karşımızda. Bu katılımı sonuna kadar zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani toplanmaya, tartışmaya, nasıl bir kent, nasıl bir köy, nasıl bir tarım gibi tartışmaları yapmaya devam etmek gerekiyor. Her türlü sivil izleme ve denetim faaliyetine devam etmek gerekiyor yılmadan. Bu açıdan ben MARDEF'in varlığının da önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzer sivil inisiyatiflere daha çok ihtiyacımız olacak. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Oruç'a. Aslında deprem, korkunç bir deprem, büyük bir deprem yaşandı. Ve yardım çalışmalarında ne kadar ayrımcı bir politika uyguladıklarını söyledik, altını çizdik. Bunu yeniden inşa çalışmalarıyla da yaptılar. Bunun da bir kez daha altını çizdiğiniz önemli bir noktaydı. Evet, herkesin şimdi aslında ilgiyle belki dinleyeceği bir konu var. Hani böyle bir kavram var mı? Tabii ki bunu da belki bize aktaracaktır. Maraş Kürtçesi. Şimdi Golevara Tüyan diye bir kitabınız da var, Mehmet Kömür. Bu kelimelerin anlamını da belki aktarırsınız. Ben size bırakıyorum sözü. Ben de bir az Mircani Yekemen Yekemen Maraş'a ve direkt gel sıra takım. Müşt bakıyordu. Başta da belirtildiği gibi aslında bu etkinliğin sunumunu Mazlum Doğan yapacaktı. Ama teknik nedenlerden dolayı, yani teknik derken vize alamadı için kendisi gelemedi. Dolayısıyla ben sunmaya çalışacağım. Şimdi sizin bu sorunuza ben cevap vereceğim. İlginiz, benim önemli bulduğum, sizin de ilginizi çekeceği bazı rakamlar sizinle paylaşacağım. Yani Maraş'ın o potansiyel ağzına gelmeden önce bazı bilgiler sizinle paylaşmak istiyorum. Benim için önemli. Şimdi biliyorsunuz Kürtçe Hint-Avrupa dil grubunda yer alıyor ve yaklaşık 9000 yıllık bir mazisi var. Ve dünyada da yaklaşık 7000 dilin olduğu söyleniliyor. En çok konuşulan 100 dil arasında Kürtçe 59. sırada yer alıyor. Şimdi bu ne demek? Ben birkaç tane rakam sizinle paylaştığımda daha iyi anlayacaksınız. Kürtçe 168 dil arasında 918.123 kelimeyle Farsçadan, Türkçeden ve Arapçadan bunları geride bırakarak şu anda 8. sırada yer almaktadır. Yani bunu önemini belirtmek için bu rakamları sizinle paylaşıyorum. Şimdi tabii bu bizi heyecanlandıran gerçekten önemli rakamlar. Fakat ben şimdi işin üzücü ve olumsuz tarafına geleceğim. Şimdi son 70 yılda yaklaşık 200 dilin kayboldu, yani ortadan kalktığı söyleniyor. Ve şu anda maalesef Kürtçe'de kaybolan, yani şöyle söyleyeyim, yani yok olan diller arasında gösteriliyor. Şimdi tabii bu genel, bu verdiğim rakamlar genel Kürtçe için. Bizim özel, yani üzerinde konuştuğumuz Maraş bölgesi ya da Güneybatı ağzı dediğimiz bölge daha trajik bir durumda. Şöyle ki, şimdi yine birkaç tane rakam, yapılan anketleri sizinle paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda Diyarbakır'da yapılan bir ankette şöyle bir soru soruldu. Siz anne ve babanızla ne konuşursunuz evde? Verilen şey, rakam şu. %70 anne ve babamızla biz kurmacı konuşuruz evde, ev içinde. Peki çocuklarınızla %70 Türkçe çıkıyor. Yani bu sadece şu anda bizim Maraş bölgesinin bir sorunu değil. Genel anlamda da bir asimilasyon yaşanıyor. Yani Kürt dili gittikçe ortadan kalkmaya çalışılıyor. Yani bu bizde şu anda böyle bir şey yapılsa, yani Maraş bölgesinde böyle bir anket çalışması yapılsa belki de %99 diyebilirim. Yani şu anda %99 evlerde şu anda işte Türkçe'de, Almanca'da, Fransızca'da artık yani bulunduğu mekana göre bu kurmacının konuşulmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bununla ilgili tabii bazı çalışmalar da yapıldı. Örneğin 2021 yılında meclise bir şey sunuldu. Yani Kürtçe ile ilgili, Kürtçenin ana dil olması yönünde bir şey sunuldu. Aynı
döneme denk gelecek şekilde bir imza kampanyası da başlatıldı. Malum bunlar toplanan imzalar da bu verilen önergede reddedildi. Şimdi bir şey daha bu da belirtelim, bu da çok üzücü bir nokta. Şu anda Kürtçe dünyada para vererek öğrenilen tek ana dil durumunda. Yani işte para verip İngilizce öğrenebilirsiniz, Almanca öğrenebilirsiniz ama ana dil olarak yani ana dili parayla yani şu anda dünyada parayla öğrenilen tek ana dil Kürtçedir. Şöyle ki bununla ilgili son 10 yılda biliyorsunuz 200 işte bu sayı 250'den fazla dil öğrenme merkezi açıldı ve bunların birçoğu şu anda yaklaşık 200'ü çeşitli nedenlerle kapatılmış durumda ve bu konuda da yani bir sonuç alınmış durumda değil. Şimdi tabii burada şimdi gelelim bizim bölgemize, bizim bölgenin potansiyeline gelelim. Çünkü şöyle bir durum yaşanıyor. Genel anlamda bir asimilasyon yaşanıyor ama bizim bölgede asimilasyonunu biz yaşıyoruz. Yani şöyle de bir hem dışarıda hem de içeride bizim bölgenin ağzına yönelik bazı suçlama mı diyelim artık işte bilgi eksikliği mi diyelim bazı şeyler yapılır. İşte o çokça hep telaffuz ettiğimiz işte siz Maraşlılar, otobüs hareket bıkar. İşte kapı kapamışken şeklinde bir şeyle karşılaşırız. Tabii bu bunun böyle olmadığını biz artık biliyoruz. Yani biz artık bu pozisyondan çıktık. Yani bir nevi artık saldırı pozisyonuna geçtik. Çünkü biz dilimizin yani bu böyle olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü nitekim kapı kapamışken biz kapıya deriz. Biz kapamışkayı da biz en az 10 kere deriz. Yani 10 değişik biçimde demin Beva'da, işte Tavka, Derebegra, Deretavda, Deredahavka yani bunların hepsini biz kullanırız bölgemizde. Yani eğer biri işte kapı kapamışkayı diyorsa bu onun kendi eksikliğidir. Yani bunu burada ben özellikle belirteyim çünkü çokça böyle dile prensek olmuş bir şey olduğu için ben örnek verdim. Şimdi şunu da bir bölge olarak bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi de şudur. Biliyorsunuz şimdi diller birbirlerine alıp verir. Şimdi dil üretim ilişkileri de gelişir. Yani doğayla senin mücadelen içinde gelişir. Kelimeler oluşur ve sen bunları kullanırsın. Eğer sen herhangi bir sözcük dışarıda geldiği zaman sen bunu da alırsın. Eğer o sözcük mesela diyelim ki işte telefondur, televizyondur, otobüstür bu kavramları sen dışarıdan alırsın, kendi dilinde de kullanırsın. Yani bu bir sıkıntı değil. Bu sadece bizim bölgenin ağzıyla ilgili bir durum değil. Bu başka başka dillerde de bu böyledir. Mesela ben size bu da birkaç tane örnek vereyim. İşte Almanya'nın, bir Almanya'da olduğum için aklıma geldi. Almanya'nın ekonomik politikaları pragmatiktir. Şimdi ben burada, benim ne dediğimi herkes anladı. Ama bu cümlede Türkçe hiçbir şey yok. Yani burada işte politika Yunancadır, İngilizce, pragmatik söyledim. Yine bir örnek daha vereyim. İşte dikkatimi çeken bazen böyle not alıyorum. Müzik otoriteleri, müzik otoritelerinde korsan sidiye protesto. Müzik otoriteleriyle korsan sidiye protesto. Şimdi yine ben söylediğim cümleyi burada herkes anladı ama ben burada Türkçe konuşmadım. Buradaki sözcüklerin hepsi yabancı. Ama problem yok. Yani ben bunu bizim bölgenin ağzıyla şöyle de ifade edebilirim. Yani otoriter müzik ön korsan sidiye protesto derim. Yani burada bir sıkıntı yok yani. Bu benim Türkçe konuştuğum anlamına gelmiyor. Yani şunu söyleseler mesela şöyle bir suçlamayla biz karşılaşsak bölgemizin ağzı ben anlarım. Mesela ki ya işte konuştuğum cümlelerin çoğu Yunancadır, Latincedir, İngilizcedir deseler anlarım. Ama şu anda bizim bütün dünyada evrensel kabul edilmiş bu sözcükleri biz kendi bölgemizde kullandığımız zaman sanki biz asimile olmuşuz, sanki biz Türkçeyi konuşuyormuşuz gibi bir suçlamayla karşıyayız. Ben bunları özellikle belirtmek istedim. Yine bir şey daha benim dikkatimi çekti. Bunu da sizinle burada paylaşayım. Tabii burada şey de önemli. Yani madem ki biz burada şu anda Maldiv'in işte çatısı altında toplanmışız bu
meseleyi konuşuyoruz. Bu da tohumların rolü çok önemliydi. Yani bireysel anlamda, şimdi ben ne kadar şunu söylesem ya da dışarıda biri size ne kadar şunu söylese desek işte evde Kürtçe konuşun, çocuklarınızla Kürtçe konuşun, bunun hiçbir karşılığı yoktu. Niye? Çünkü bir dil eğer kurumsal anlamda resmi dil olmazsa, yani maaş dili olmazsa, ekonomi pazar dili olmazsa siz o dili hiçbir şekilde yaşatamazsınız. Dolayısıyla özellikle de bizim kurumlarımıza düşen görev şu olmalı. Bununla ilgili bizim politika üretmemiz lazım. Bununla ilgili bizim talepte bulunmamız lazım. Yani eğer Almanya'da bulunuyorsak Alman makamlarında bulunmamız lazım. Çünkü bazı ülkelerde bununla ilgili bazı kazanımlar da elde edildi. Yani hem inanç bazında hem de dil bazında. Bugün mesela İngiltere'de Alevilik bir inanç kabul ediliyor. İşte İsviçre'de en son geçen sene Bern'de 5 Haziran'da Bern'de geçen yıl bu şey yapıldı. İnternet sitelerinde Rusça ve Ukrayna ile birlikte Kürtçe de eklendi. Şimdi bizim böyle bir talebimiz olabilir. Mesela biz bugün ne yaptık? Kendimizi gittik anlattık işte Leverkusen Belediyesi'ne böyle bir talebimiz var, böyle bir sorunumuz var ve bugün bize bu mekan tahsis edildi. Biz bunu demin de söylediğim gibi bu inanç konusunda, dil konusunda da böyle bir taleplerimiz olabilir. Bunu da ben burada belirttim. Yine yakın zamanda ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde de Kürt öğrencilerinin talebiyle bir Kürtoloji kürsüsünü kurduğunda bu da yine belirtmek istiyorum. Peki bilmiyorum ben daldım şimdi zamanımı şey yaparsam. Biraz daha konuşalım. Evet. Şimdi ben demin tabii coğrafya kaderdi, denizin altı çizildi. Hem İbrahim abimiz değildi. Sonra da Mehmet abi üzerinde durdu. Yani ben tabii bize bu dayatılan şeylerin kader olmadığını söylüyorum. Çünkü bu bize yazıldı. Mehmet Bayrak abimizin de belirttiği gibi Şark Saat planında bunların hepsi belirtildi. Şunlar yapılmalı ve bunların hepsi de hayata geçti. Bugün isterseniz kabul edelim, isterseniz etmeyelim. O plan devreye sokulmuştur ve bunda da sonuç alınmıştır. Peki biz ne yapmamız lazım? Şimdi biz iki tane büyük şeyden bahsediyoruz, depremden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi 1978 yılında bizim o yaşadığımız siyasi deprem. İkincisi ise yakın zamandaki o işte o fiziksel deprem. İki tane büyük deprem yaşadık biz. Ve biz bu iki depremde de sürekli sayıları konuştuk. İşte Maraş olaylarında şu kadar insan öldü, şu kadar şey oldu. Elbette ki önemlidir. Geçen gün de ben söyledim. Bir insanın ölümü bile bütün insanlığın ölümü demektir. Fakat bizi hep bununla meşgul ettiler. Maraş olaylarında yüz binlerce insan öldü. Çünkü siz bir insanı doğasında, çevresinde, coğrafyasında kopardığınız zaman onu öldürürsünüz. Ve bugün yaşanılan durum da bu. Biz asimile olduk. Yani ambula bulabun, tamamla kumancı avakı ja keren pıskırna ja gotunati jakü. Yani kuvatariye gudu. Egutya ve bozlanı. Yani aynen nasıl ki bir kenge rüzgara kapılı her tarafa savurup biz bugün bu durumdayız. Peki çözüm nedir? Çözümle ilgili de ben bir iki şey söyleyip bitireceğim. Çözüm şu da, çözümü şundan buluyorum ben. Şimdi doğa boşluk kabul etmez. Biz coğrafyayı konuştuk. Evet, coğrafyanın kaderi olduğu söyleniyor. Ama biz bu kaderi biz kendimiz yazacağız. Çünkü coğrafya boşluk kabul etmez. Yani biz eğer coğrafyamızı terk edersek birileri gelecek, ovamıza da konacak, mekanlarımıza da konacak. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey kaybettiğimiz değerleri kaybettiğimiz yerde aramak. Çünkü mekandan bağımsız asla ve asla bir kültür, bir inancı, bir dili biz yaşatamayız. O yüzden imkanı olan Avrupa'da olabilir, diaspora'da olabilir, insanlarımızın kesinlikle yüzünün coğrafyasına dönmesi gerekiyor. Bir tane taş üstüne taş koysun. Yani bir mezar taşını tekrar yerine koysun, bir ağaç diksin. Son sözüm şudur, biz Maraş'ta yaşamı tekrardan, yeniden inşa edemesek,
bundan sonra gelecek olan kuşaklar asla ve asla belki biz Maraş'ın ismini de unutacağız. Bu yüzden son cümlem bu olsun. Ah, zaman, iman. Her suya da asmadan ne var? Üçüne de bizim sayı çıkmamız lazım. Biz bugün coğrafyamızı mezarlığa çevirdik. Biz çünkü herhangi bir insanımız vefat ettiğinde biz alıp bölgeye götürüyoruz. Biz coğrafyamızı mezarlıklara değil, yaşam alanlarına çevirmemiz lazım. Bu da ancak yüzümüzü bölgeye dönmekle olur. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman şöyle de şöyle işte yanlış anlaşılıyor. Ya kim gidecek? Biz buradaki insanlar işini gücünü bıraksın, işte çoluğunu çocuğunu alsın demiyoruz. Ama o bölgeye yönelik güçlü mesajlar versin. Yani biz belki bedenen burada olabiliriz ama ruhumuz, yönümüz bölgeye dönük olmalı. Berkut Arp'ın Spas. Mehmet Kömür'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Aslında bu önemli bir bağışlıktı. Bu bağışlığımızı hayata geçiremeyecektik mazlumun gelememesinden dolayı. Burada olup bu boşluğu doldurduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Belki sunuma çok hazırlanamadığınız için bazı şeyler kaldı. Gule Varat Dünya'nın açıklamadınız. Yani, bir dahaki sonrasına evet. Belki çok zamanımız yok. Teşekkür ediyoruz. Ali Yeter kendine de çok teşekkür ediyorum. Evet, bu festivali Mardev organize ediyor. Son konuşmacımız da Mardev eş başkanı Mehmet Üstek. Ama bir ricamız var süremizden dolayı. Özür diliyoruz. Ev sahibisiniz ama küçük kısa bir sunum sizden rica edeceğiz. Teşekkürler. Evet, yani topuya koydum ki Elif'ten çay yemeyelim. Şimdi arkadaşlar, yani bir festivalde niye Maraş katliamına ilişkin bir panel yaptık? Burada başlayayım. Daha önce de bir konuşmamda değinmiştim. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza diye bir romanı var. Çoğunuz okumuşsunuzdur. Biz şuna inanıyoruz. Bir yerde suçlu var ise, onun cezası verilmez ise eğer, o suçlu suç işlemeye devam eder. Hepiniz de iyi biliyorsunuz ki IŞİD Suriye'deki yaptığı ilk eylemi, bir tane kamyonu durdurdular, üç tane kamyon şoförünü indirdiler. Yolda ilk videoydu, ilk sosyal paylaşımdı bu. İşte kelime-i şehadeti sordular, imanın şartlarını sordular. Kamyon şoförlere cevap veremeyince siz Alevi de demiyorlar, Alaviya kelime soruyorlar, Arapça bir şey olsunuz. Şoförler evet dedi ve üçüne kurşun sıktılar. Yani böylesi bir katliamla IŞİD olaya başladı. Dün bir arkadaş açıkladı, uluslararası bir kurum. Yapılan bir araştırmada Türkiye'de soykırım, bir Uganda gibi soykırımın çıkma riskinin açısından dünya çapında bir araştırma yapmışlar. Türkiye'yi 8. sırada saymışlar. Biz şimdi depremde bunu gördük, üzülerek gördük. Niye gördük? Devlet depremin ilk 4-5 gününde bize gelmedi. Sadece biz Kürt Alevilere değil, Nur Haklı arkadaşlar da burada, Türk Alevilere de gitmedi. Hatay'da Arap Alevilere de gitmedi, yardıma gitmedi. Bir tas eğer bizim buradaki bu dernekler olmasaydı gitmedi. Biz devleti yanımızda görmek istiyorduk. Siyaset yapmak istemiyoruz. İktidarla uğraşmıyoruz. Ama en dar günümüzde, en zor anımızda insanlar Nur Hak'tan tutalım Hatay'a kadar, Malatya'ya kadar, Adıyaman'a kadar enkaz altlarında donarak öldüler depremde. Depremin ilk günlerini hatırlarsanız her bölgede WhatsApp üzerinde yardım çağrıları, bir sürü sivil inisiyatifler kuruldu. Adres veriliyor. İşte falan deprem, falan apartmanda ses geliyor. Ama insanlar çıplak ellerinden çıkarabilirler ki o oranın içerisinde. Ve insanlar her gün paylaşıyordu. Birinci gün 4 ses geliyor, ikinci gün 3 ses, üçüncü gün 2 ses, birinci gün 1 ses. Beşinci gün, 10. gün insanlar bırakalım cesetlerini çıkarmayı, devlet yanımızda olmadığı için insanlar cesetlerini aramaya, hatta tek parça çıkarma derdine girdiler. Dün Mehmet Toruş arkadaş Hatay için aradı. Maraş'ta da oldu, Adıyaman'da da oldu.
devlet artık kepçelere çalıştıracak operatör bulamadı. Destekleri parçalıyorlar diye, insanların psikolojileri gittiği biliyor diye. Neden? Bizim buradaki bir noktamız şu, az önce bir tane arkadaş bir WhatsApp'ta bir paylaşım gördü, Şükrü Can'a gönderdim. Yayınlayabiliyorsa ekranda bilmiyorum mesela. Biz devleti yanımızda görmek istiyoruz ama devlet, biz Alevilerin ya da Kürtlerin ya da Türklerin kimin devleti mi? Bir kaymakam, neresi kaymakamıymış? Mamak kaymakamlığı bir genelge yayınlıyor. Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü bunu bütün okullara gönderiyor. Diyor ki sınav olacak, ekranda yayınlanıyor. Sınav olacak, sınavda gidin işte dualarınızı okuyun. Yani tam şeriatçı, dinci bir çağrı yapıyor. Biz Aleviler bunun neresindeyiz? Nuraklar, Türkler bunun neresindeler? Demirciler bizim yanımızda yer alıyor Elbistan'daki. Bunun neresindeler? Biz yokuz. Bundan dolayı bizim çağrımız şu. Biz intikam peşinde değiliz. Biz kimseden gidip şey değiliz. Ama suçlunun cezası olmalı. En azından dün Seyit Sönmez arkadaş şu anda aramızda. Maraş davasının aktüel olarak uluslararası mahkemelere davet edilmesini takip eden avukatımızdır. Şu anda kendisi aramızda. Bir anısını anlattı. İsim söylemeye şu anda gerek yok. Fakat Maraş katliamında bizleri katledenlerden bir tanesinin akrabası arıyor, diyor ki ben sizlerden ailelerimiz adına özür dilemek istiyorum. Dolayısıyla bizim aslında şöyle bir sorunumuz var. Bir yanda uluslararası alanlarda bunun hesabını sormak istiyoruz. Ama bir yanda da biz gerçekten o katliamları yapanları ortadan kaldırmak için onlarda da insan öğesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Çünkü insanın şöyle bir özelliği var. İnsan eğer yanlış yönlendirilir ise kötü bir canavar oluyor. O kadar katliamları yapanlar sonuçta insanlardı. Kötü bir canavar oluyor. Bizim önümüze şöyle bir hedef koyma durumumuz var. Biz Mardef olarak ilk çıktığımız günden itibaren dedik doğru. Coğrafyamız Maraş coğrafyası. O zaman özellikle Kürt Alevi coğrafyasıdır. Çoğunluğumuz odur. Ama aramızda Türkmen arkadaşlar, Türk arkadaşlar da var. Aramızda Türk Sünni, Kürt Sünniler de var. Hem de köyler düzeyinde varlar. Belki bazı yerlerde Afşin taraflarında, Maraş'ın diğer taraflarında birey düzeyinde varlar. O da oradaki insanların yeterince örgütlü olmamasından kaynaklı bir şey. Fakat aramızda hepimiz var. Biz aslında bu şeyden sonra, mesela bu festival, dünkü bu konuşmalardan sonra şöyle bir arkadaşın üniversite doğru söyledi. Biz bunların önüne geçebilmek için doğru. Bir yanda kendi aramızda örgütlenmeliyiz. Mardef olarak bir hedefimiz var. Ama bir yanda da bizim oradaki Maraş'taki Türk Sünnilere de çağrı yapmalıyız. Onları da aramıza dahil etmeliyiz. Onlar da eğer biz Maraş'ta birlikte yaşayacaksak, ortak yaşayacaksak, demokratik çizgiler içinde yaşayacaksak, onlar da buyursunlar, gelsinler. Sadece bir şey değil. Doğru, dün katliamı siz yaptınız ama sizler değil. Bazıları yaptırdı, bazı kesimler yaptırdı. Şimdi İbrahim abi de Mehmet Bayrak hocamız da onları anlattı, yaptılar, yaptırdılar. Onlara da bir çağrı yapıyoruz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum, çok uzatmak istemiyorum. Depremde örgütlülüğün, yerel örgütlülüğün gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu aslında biz gördük. Adıyaman'a örnek vermek istiyorum. Adıyaman'da Zürih'te deprem için yapılan bir taziyeye katıldım. Üzülerek onlara şunu da söyledim. Üzülerek söyledim. Dedim ey Adıyamanlılar, 300 kadar aile buraya gelmişsiniz. Ama sizin buraya gelmeniz beni çok çok üzüyor. Başsağlığı dilemek açıdan değil. Sizleri depremde görmediğimiz için üzüyor. Biz bir Maraşlılar Derneği olarak Maraş'taki insanların adına yardım gelen yardımları Adıyaman'ın köylerine götürdük. Su götürdük, yiyecek götürdük. Ama 9. güne kadar orada bir Adıyamanlı bulamadık ki onları insana dağıtsın. Adıyamanların çoğu köylerine, yani bizim oralarda biraz şey oldu, çoğu köylerine bizler veya da bizim dışımızdaki Türkiye'deki birçok kurumun, kuruluşun ulaştırdığı yiyecekler orada bir örgütlük, bir birliktelik olmadığı için insanlara gidemedi. Devlet de gitmedi zaten. Ki kaldı ki Erdoğan'a sor, kendisi bile onu açıkladı. Devlet de gitmedi. Bazı köylere 9. güne kadar bir damla su gitmedi Adıyaman'da. Şimdi öyle bir gerçeklik oldu. Biz tamam vicdan azabıyla oralara kadar gittik ama orada kimseyi tanımıyoruz ki. İsterseniz 100 tır eşyayı bize verin. Dağıtacak insan yoksa o tır bir işe yaramıyor. Sonuçta onu götürecek sizsiniz, bizsiniz, insanlarız. Bu anlamıyla bizim bu festival
ya da bu buradaki dernekler, mesela şu ana kadar Mardin'in etrafında 35 kadar hani gücü çok olur az olur dernek birlikti. Kaldı ki bizim köyümüzde öyle tüzüğümüzde şöyle bir şey de yok. Yani böyle katı bağlarla birbirimize bağlı dernekler de değiliz. Bizimki bir ortak hareket etme, bir birlikte hareket etme, bir çatı altında birleşme hareket etme bir birlikteliği. Bunlar geldi ama eğer bunları arttırıp az önce belirttiğim gibi işte o suçlunun bulup cezasının verilmesi için vicdanlarda da uluslararası kamuoyunda da verilmesi için bunu önümüzde diğer bölgemizdeki Türk dernekleri ya Türk dernekleri derken Türk Sünni dernekleri çünkü aramızda Türk Alevi derneklerinde çok sayıda var. Ama Türk Sünni derneklerinde de dahil edip gelişme hedefimizi mutlaka önümüze koymak istiyorum. Festival ilişkin de son süreyi aşmamak için çünkü Elif 10 dakika dedi şimdi 8.5 dakika olmuş. Şimdi festival ilişkin de şöyle bir çare yapmak istiyorum. Bizde festival hani bugün deprem danışması için depreme aktarılacak bütün gelirler. Danışma hala devam ediyor. Yıkılan resmi rakamlara göre depremde yıkılan ev sayısı 873 bin. 1 Ocak itibariyle devlet tarafından resmi açıklanan yapılıp teslim edilen ev sayısı 20 bin. Yani bu 1 Ocak 2024 itibariyle 20 bin. Diyelim ki 50-60 bin, hadi 100 bin insan da kendi çabalarıyla yaptı. Hala şu anda deprem bölgesinde 700 binden fazla insan evsiz. Ya çadırda ya ise konteynerlarda. O da devletin verdiği konteyner 15 metrekareli konteynerler. Çoğu Çin'den gelen konteynerler, küçük konteynerler. Hala oralarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Belediye başkanlarımız da işte Pazarcık ve Nurak Belediye Başkanı geldi. Aynı sorunu söylüyorlar. İnsanlar bölgeden açmaya çalışıyor, boşaltmaya çalışıyor orayı. Niye? Ne barınacak sorunlar var, ne kalacak sorunlar var. Bireysel akrabaları buralarda olanlar bir şeyler yapıyor ama diğerleri yapamıyor. Dolayısıyla bir önümüzde Avrupa'daki dostlarımızla beraber, çünkü sağ olsun dostlarımız, aslında biraz onu da hazırlamıştım, onların da raporunu sunacaktım. Ama Avrupa'daki dostlarımız deprem boyunda Mardin üzerinde 1 milyon eurodan fazla yardım yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yardımlar yaptılar. Ama bunun dışında bizim de sürdürmemiz lazım. İkincisi de festivalin bizde şöyle bir anlamı var. Festival işte burası bir gördüğünüz gibi spor salonu. Bizde bir kültürel birlikteliği anlamı ediyor. Sadece bir eğlenceyi değil, kültürümüzü, kendi köklerimizi var etme anlamına geliyor. Bu anlamda bundan sonra bu festivalleri Maraş'ın diğer bütün öğeleriyle, halklarıyla, renkleriyle beraber elimizden geldiği oranda devam etme kararımız var. Hem kararlılığımız ve hem kararımız var. Bunu da burada tekrar Mardef yapısı adına hepinize tekrardan açıklamak istiyorum. Bu anlamda sözümü noktalıyor, teşekkürler diliyorum. Çok dakikti. Çok teşekkür ediyorum. Özel teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten dakik davranmak önemliydi. Kuşkusuz söyleyecekleriniz çok önemliydi. Çünkü deprem döneminde, depremden sonraki dönemde yardım çalışmalarında çok önemli bir çalışma yaptınız. Şimdi o dönem ben şöyle kısa bir cümleyle de şunu da hatırlatmak istiyorum. Mehmet Üstek'le çok konuştuk deprem zamanında ne yaptıklarını. Bir olay anlattı, beni çok etkiledi. Dedi ki biz kamyonların, yardımların gitmesi için AKP bayrakları asmak durumunda kaldık. Ve böylece yardım yerlerine ulaşabilmelerini sağladık. Yani bu beni, bu cümle beni çok etkilemişti. Çünkü o kadar ayrımcı politikalar uygulandı ki, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar canlı canlı binaların altında öldüler. Canlı yayınlarda izledik. Çok korkunç bir dönemdi. Ve üstüne üstelik böyle ayrımcı politikalara maruz kaldı o coğrafya. Ve şimdi yapılmak istenen de oradan tamamen göçertme, demografik yapısını değiştirme. Bu kelimeleri bundan sonraki süreçte çok sık duyacağız. Çünkü çok önemli ve hayata geçirilen, pratikte yaşadığımız, gördüğümüz bir politika. Çok teşekkürler Mardef.
Böyle bir organizasyon yaptığınız için, insanları tekrar bir araya getirdiğiniz için, ortaklaşma duygusunu tekrardan yaşattığınız için ben teşekkür ediyorum. Katılımcılara da, Mehmet Hoca, bize kattığınız için de ayrıca çok teşekkürler. İbrahim Sinemilli, çok teşekkür ederiz. Hocam demiyorum, İbrahim abidir. Bizim için abimizdir. Hafızamıza önemli katkılarınız var. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Horuş. Şimdi Hataylılara, Maraş nere diyorduk ama depremden sonra ortak bir kaderi paylaştık. Artık öyle demiyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Kömür'e de bu başlığı bugün sunma fırsatını bulduğumuz için ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Siz de sabırla burada dinlediğiniz için bizi çok teşekkürler. Panelimiz bitti. Bundan sonra demin muhabbet kısmımız başlayacak. Tekrardan teşekkürler. Evet. Kitaplar